to dream the impossible dream, to fight the unbeatable foe, to bear with unbearable the impossible sorrow, dream comes true, to run where the brave dare not go. Man of La Mancha, starring Peter O'Toole as Don Quixote de la Mancha. And the world will be better for this. That one man scorned and covered with scars. My Don Quixote, my lord and Sancho, a death I must undergo. And the wild tale of the world will carry me. Of the woeful countenance, knight of the woeful countenance. Wherever you go, people will know of the glorious deeds of the Knight of the Wolf. Merhaba arkadaşlar. Size İstanbul'da Cervantes Enstitüsü'nün kütüphanesinden sesleniyoruz. Şimdi tabii Cervantes Enstitüsü deyince elbette hemen ne hakkında konuşacağımız belli oldu. Evet, büyük İspanyol yazarı, aslında sadece büyük İspanyol yazarı değil, büyük dünya yazarı Miguel de Cervantes hakkında konuşacağız. Cervantes çok aslında önemli bir yazar ve dünya edebiyatının, daha doğrusu Avrupa edebiyatının 5 önemli kişisinden biri olarak gösteriliyor. Kim onlar? Bunlardan bir tanesi Homeros, aslında İzmirli Homeros. Avrupa edebiyatı Homeros'la kendini bağlantılı görüyor. İkincisi elbette Dante, İtalyan dilinin kurucusu. Üçüncüsü Shakespeare. Dördüncüsü Goethe, Almanlar için en önemli yazarlardan biri. Ve Cervantes de bu 5 büyük yazardan biri olarak anılıyor. Cervantes'in anılması, Cervantes sadece aslında, tabii ki hemen bileceksiniz, Don Quixote'u yazdı. Ama Cervantes sadece Don Quixote'u yazan bir yazar değil. Çok ilginç hayatı olan, daha çok tiyatro oyunları yazan ve kendini şair olarak tanıtan, şair olarak gören bir yazar aslında. Son derece ilginç bir hayatı var. Yani Don Quixote'un maceraları, serüvenleri gibi son derece renkli bir hayatı var. Biraz ondan bahsedelim isterseniz. 16. yüzyılda doğuyor Cervantes. Ve doğduktan sonra 22 yaşında bir nedenle gönüllü sürgün olmak durumunda kalıyor ve İspanya dışına gidiyor. Sadece bununla kalmıyor hayatı. Korsanlarla bir savaşta esir düşüyor. 5 yıl boyunca esirlik hayatı devam ediyor. Yıllar sonra ülkeye dönüyor. Ülkeye döndüğünde yine enteresan işler yapıyor. Mesela kralın casusluğunu yaptığı söylenir. Bir casusluk içinde olduğu söylenir. Bir düelloya karıştığı, birini öldürdüğü söylenir. Yeraltı dünyasındaki insanlarla, karanlık insanlarla ilişki kurduğu söylenir. Son derece karışık, enteresan bir hayat olduğundan söz edebiliriz. Ama onu dünya çapında büyük bir yazar yapan eseri, evet, Don Quixote'dur. Mançalı Don Quixote. Mança, Don Quixote'un doğduğu yer. Don Quixote öyle bir edebiyat eseridir ki, daha önceki konuşmalarımızda da söyledim. Bu kitabı okumamış olanlarınız dahi Don Quixote'u bilirler. İşte Don Quixote'ça davranma, Don Quixote'ça davrandım, Don Quixote gibi olmak lazım gibi tanımlar gündelik hayata girmiştir. Ve yüzyıllardır konuşula gelmektedir. Peki Don Quixote'u bu kadar önemli yapan şey nedir? Niye bu karakter o güne kadar yüzlerce roman, binlerce roman yazılmış olmasına rağmen neden Don Quixote böyle öne çıkan bir roman kahramanı olmuştur? Ve bu eser neden dünya edebiyatının baş klasikleri arasına girmiştir? Öncelikle şunu söylemek lazım. Don Quixote bizim destandan kurtulduğumuz, aslında romana geçtiğimiz, edebiyatın roman olarak kendini gösterdiği ilk örneklerden biridir. Ki şöyle tanımlanır Don Quixote eseri. Homeros'un İlyadası, Odyssey'suyla Balzac'ın eserleri arasında kalan tanımlanır. Biliyorsunuz aslında Don Quixote bir serüvenci, şövalye olarak bir seyahate çıkar. Aslında bu seyahat aynı zamanda daha önce bizim konuşmalarımızda ele aldığımız, destanlarla ilgili konuşmalarda ele aldığımız Gılgamış yahut Odysseus gibi kahramanların devamıdır. Ama artık burada
Don Quixote bir kahraman olarak yer almaz. Bir roman kahramanıdır ama romanda gerçek bir kahraman gibi değildir. Çok okuduğu için, çok fazla kitaplar okuduğu için aklını kaybeden yaşlı bir insanın dünyadaki çirkinliklere, dünyadaki bencilliklere, dünyadaki açgözlüklere, insanın kıyıcılığına ve yıkıcılığına, ahlaki bozulmaya karşı dünyayı düzeltmek için kendini bir şövalye olarak görmesi ve uşağın ya da işte yardımcısı Sancho Panza'yı da yanına alarak yollara düşmesidir. Kafasında bir kötülük kavramı vardır. Bu kötüyü yaratan da bir tane büyücü vardır. Çok korkunç bir büyücü. Yani o büyücüyü siz her şeyi koyabilirsiniz. O büyücüye bugün ırkçılık diyebilirsiniz, emperyalizm diyebilirsiniz, ahlaki yozlaşma diyebilirsiniz, zenginleşmenin getirdiği yıkımlar diyebilirsiniz, bencilliğin insanla ele geçirmesi diyebilirsiniz. Onun kafasında böyle bir büyücü vardır ve bu büyücü her türlü kötülüğün, her türlü yozlaşmanın, her türlü zalimliğin, her türlü bencilliğin temelindedir. Ve Don Quixote ya da Don Quixote olmaya özenen yaşlı adam kendisini bu büyücü ve büyücünün yaydığı kötülüklerle, olumsuz değer yargılarıyla, olumsuzluklarla savaşmak durumunda hisseden ve dünyayı kurtarmak için yollara düşen bir adam olarak görür. Çok enteresan bir adamdır, biliyorsunuz zaten. Çok bu konuda çok fazla tablo yapıldı. En iyilerinden bir tanesini Picasso da çizmişti. İnce, uzun, sakallı, kocaman bıyıklar olan, zayıf bir adamdır bu şövalye. Ve aslında öyle bir hayatı vardır ki gördüğü her şeyi iyilikle görür. Gördüğü her şeyde olumluluk vardır. Yani öyle ki, öyle kocaman bir hayal dünyası vardır ki bizim bir yel değirmeni olarak gördüğümüz şey o büyücünün savaş makinalarından biri olarak görür ve onlara saldırır. Hayal dünyası o kadar gelişmiştir ve o hayal dünyasının peşinden gider ki aynı zamanda işte bir handa bir kadınla karşılaşır. Kadın aslında seks işçisidir ve kadını bir prenses olarak görür ve ona başka bir isim, soylu bir isim verir. Dulcinea diye bir isim verir ve buna gerçekten inanır. Ama kadın hakikaten de orada ekmek parası için etini satan bir kadındır. Ama Don Quixote ondan bir prenses, bir kraliçe görür ve kendini onun emrine adar. Ve gerçekten buna inanır yani. Bunun peşinden gider. Evet, daha Don Quixote'dan sonra da hani vardır böyle işte hayallerinin peşinden git. Biz de söylüyor hayallerini yaşa, hayallerinin peşinden git. Tamam da o hayaller ne? Don Quixote, Don Quixote yapan şey hayallerinin peşinden gitmesi değildir. Don Quixote, Don Quixote yapan şey o hayallerin de güzel şeyler olmasıdır. O kadar güzeldir ki insan toplumuna, insan ruhuna, insan doğasına terstir. Çünkü sadece insanlığın iyi, güzel, doğru, soylu ve yüce olan taraflarını alır. Ve kendini buna adar. Öyle ki koca ordulara kafa tutar. Koca ordulara tek başına dövüşmeye kalkar. Haddini bilmeden büyük güçlerle savaşmayı göze alır. Ve elbette her seferinde, elbette her seferinde yenilecektir. Ama ne gam? Onun için önemli olan savaşmaktır. Şöyle der, düşmenin bir önemi yok. Önemli olan yeniden kalkmak. Elbette bu düstur pek çok şairi, pek çok yazarı da etkilemiştir. Örneğin bizim Nazım Hikmet'in bir şiiri vardır. Yoldaşı, kavga arkadaşı İsmail Birlen için yazar. Şöyle der, mesele esir düşmekte değil, teslim olmamakta bütün mesele. Yani yere düştüğünüzde dahi, yenildiğinizde dahi yeniden kalkıp savaşabiliyorsanız bir ideal uğruna, üstelik doğru bir ideal uğruna, işte bu Don Quixote'ça bir davranış biçimidir. Don Quixote biraz önce söylediğim gibi kendisinden önceki destanların, kahramanların yani şövalye romanlarının yahut işte destanlardaki kahramanların, Gılgamış'ın, Odysseus'un bir devamıdır. Onların aslında biraz parodisidir çünkü artık onlar kalmamıştır. Sanayileşme başlamıştır. Sanayileşmeyle beraber insan topraktan kopmuştur. İnsan psikolojisi ortaya çıkmıştır. İnsan doğası ortaya çıkmıştır. Ve bu insan doğası ve insan psikolojisi artık o destanlarda anlatılan, masallarda anlatan kahramanlar gibi değildir. Fedakar insanlar gibi değildir. Yüce soylu insanlar gibi değildir. İnsan doğasının içerisinde bencillik, kötülük, yıkıcılık alabildiğince kendini gösterir. Her zaman erdemden uzaklaşma, günlük çıkarlar için erdemden uzaklaşma, basit çıkarlar için erdemden uzaklaşma, büyük çıkarlar için erdemden uzaklaşma, ahlaki bozulma alabildiğine yaygınlaşmıştır. Ve aslında Cervantes kendisi de bu dünyanın içinden geldiği için biraz önce kısaca hayatını anlattığım
ben anlattığım hep beraber gördük ve oradan çıkan deneyimlerle şüphesiz ki insanı çok iyi tanımıştır ve gerçek insanı görür ama bu gerçek insanı doğrudan anlatmak yerine o gerçek insan yani daha çok kötülüğe meyilli olan, daha çok bencilliğe, yıkıcılığa meyilli olan insan yerine, onun yerine tam bunların hepsini reddetmiş, kendini insanlığa adamış, kendini doğruya adamış, kendini iyiliğe adamış, kendini güzelliğe adamış bir karakter yaratır. Ve bu karakter asla yılmayacaktır, asla teslim olmayacaktır. Nitekim Don Quixote'dan sonra pek çok farklı hem roman kahramanının hem politik hayatta insanın Don Quixote gibi davrandığını biz görürüz. Örneğin Che Guevara dediğimizde onu artık bir çağdaş Don Quixote olarak görmek mümkün. Ya deniz gezmiş dediğimizde bu bir çağdaş Don Quixote'dan söz ediyoruz demektir. Dünyanın değişik yerlerinde ve ülkede kendilerini başkaları için adayan, kendilerini haklı nedenlerle, haklı amaçlar uğruna, haklı idealler uğruna adayan insanlara Don Quixote deriz. Ama Don Quixote romanları da, romancıları da çok etkilemiştir. Dostoyevski'nin Budalat romanındaki Prens Mişkin aslında elbette dünyayı kurtarmak için eline bir mızrak alıp atının sırtına binip ovalarda at koşturan bir adam değildir ama onun kadar saf, onun kadar temiz, onun kadar iyi niyetli bir adamdır. Ve tabii ki bütün bunların hepsi yani bütün bu çabalar, bütün bu iyi niyetler, bütün kendini başkaları için yollara atmalar, harcamalar, hayatını harcamalar, vazgeçmeler elbette her zaman olumlu sonuçlar doğurmayacaktır. Trajik sonuçlar doğuracaktır. O yüzden Don Quixote trajik bir kahramandır. Tam da kendisine verildiği isimle çok güzel de bir ismi vardır biliyorsunuz. Birkaç ismi var aslında. Mançalı adam, Mançalı'da doğduğu için söylenir. Mançadan hiç sevmez. Allah kahretsin bir daha Mança'ya dönmeyeceğim diye konuşur romanın içerisinde. Bu Mançalı adam, Mançalı karakterimiz aynı zamanda insanlığın kurtuluşu için kendisini harcadığında tabii ki insanlığın bu umurunda değildir. Hiç kimsenin umurunda değildir. Hatta insanlar onun kendilerini kurtarmasından mutsuzluk duyarlar, rahatsızlık duyarlar. Örneğin Dulcinea, Don Quixote'la karşılaştığında Don Quixote ona övgüler yağdırır ve onu göklere çıkarır. Onun muhteşem bir kadın olduğunu, soyluluğun ve güzelliğin, bilgeliğin temsilcisi olduğunu söylediğinde kadının kafası karışır. Önce bunu deli der. Fakat o kadar düzgün konuşmaktadır ve o kadar içten konuşmaktadır ki daha doğrusu Dulcinea'nın da kafası karışmaya başlar. Ve Don Quixote hastalanında evine döndüğünde artık kendine döndüğünde aslında delilik dönemi bittiğinde, akıllılık dönemi başladığında, kim olduğunu anladığında elbette tabii gerçek hayatta bunun tam tersi vardır. Yazar Cervantes bunu da bize anlatır. Akrabaları bir an önce ölsün ve mallarına konalım diye beklemektedirler. O yüzden de tekrar Don Quixote olmasını asla istemezler. Bir an önce gerçeğe dönmesini isterler. Gerçekle karşılaşmasını isterler. Ve öyle de olur zaten. Büyük bir yenilgi yaşar. Bu yenilginin sonunda da gerçek kimliğine, küçük toprak sahibi, küçük bir toprağı olan, küçük bir çiftliği olan toprak sahibi kimliğine döner. İşte o sırada Sancho Panza ile Dulcinea'ya gelirler ve onunla konuşmak isterler. Ama hiçbir şey hatırlamamaktadır. Hiçbir şey. Bir rüyaydı herhalde filan der. Fakat Dulcinea ona onun sözleriyle seslenir ve ona şöyle der. Yani sen bir zamanlar bana şunları söyledin ve bana bunları inandırdın. O söylediği sözler de daha sonra şarkı sözleri de olmuştur. Oradan yola çıkarak yazılmıştır. Aklımda kaldığı kadarıyla şarkıyı söylemeyeceğim de sözleri söyleyeyim size. Şöyledir. Düşlemek en imkansız düşleri. Dövüşmek en yenilmez düşmanla. Katlanmak en dayanılmaz acılara. Koşmak en yiğitlerin bile gitmekten korkacağı yerlere. Sevmek insanı bedeline olursa. İyiden, doğrudan, güzelden yana olmak. Can vermek pahasına. İşte bu minval üzerine bir konuşma yapar Dulcinea. Ve birdenbire Don Quixote hatırlar ve aniden kendine gelir. Ölüm döşeğinde ölmek üzere olan adam birden ayağa kalkar. Evet, nerede benim atım? Rosinental atın ismi. Nerede benim atım? Nerede benim mızrağım? Diye bağırır ve tekrar serüvenlere katılmak üzere
o Don Quixote kimliğine bürünür. Spoiler olmasın diye romanın sonunu söylemeyeceğim elbette. Fakat elbette hayatta bunun bir karşılığı yoktur. Böyle bir dünya bunu kaldırmamaktadır. Aslında bunun aynısını ben sosyalizm içinde söyleyebilirim. Yani sosyalizm düşüncesi ya da komünizm düşüncesi yahut insanlığın daha özgür, daha eşit, daha mutlu, daha adil bir dünya yaratma düşüncesi elbette her zaman var olacaktır. Olmalıdır da. Don Quixote bunun temsilcisidir. Ama bu dünya kurulabilir mi? Bu dünya gerçekten inşa edilebilir mi? Bu büyük bir soru işaretidir. Niye böyle söylüyorum? Birkaç devrimden sonra bunu söylüyorum. Fransız devrimi örneğin böyle başladı. Eşitlik, kardeşlik, özgürlük diye başladı. Bunun sosyalist devrim bütün insanları eşit kılacak, yoksulluğu ortadan kaldıracak, sömürüyü ortadan kaldıracak, savaşı ortadan kaldıracak, insana insan değerini verecek, onu yeryüzündeki gerçekten en yararlı, en soylu, en olumlu varlık yapabilecek bir devrim olarak başladı. Fakat her ikisi de ne yazık ki istendiği amaca ulaşmadı. Ama şunu söylemek lazım. Tümüyle amaca ulaşmadı demek yanlış olur. Gerek Fransız İhtilali, gerek Ekim Devrimi insanlığın insanlaşma sürecine çok büyük katkılarda bulundu. Yani uygarlık ve medeniyet ilerledi. Ama birebir istenilen şeyler gerçekleşmedi. Çünkü insan denen mahluku iyi tanımıyorlardı. Gerek Fransız devrimcileri, gerek Rus Marksistleri ya da Rus komünistleri, Rus sosyalistleri tanımıyorlardı. Hümanizmayı savunanlar da bunu tanımıyorlardı. Aslında bu anlamda Don Quixote bize insanı anlatan, insanın nasıl bir mahluk olduğunu anlatan en iyi romanlardan biridir. Ve çok çok önemlidir. Sadece edebiyat severlerin değil, aynı zamanda sosyologların, psikologların, politikacıların dikkatle okuması gereken, bugün de yaşayan eserlerden biridir. Bugün de yaşamaktadır. Çünkü Don Quixote karakterinden yola çıkarak bütün bir insanlığı bize resmetmiştir. Ve güzel olan şu ki, şahane olan şu ki, bunu esprili bir şekilde, bir parodiyle, bir hiciv manzumesiyle, bir hiciv şahaseriyle yapmıştır. Ve hikayenin kendisi gerçekten son derece özgün ve gerçekten son derece güzeldir. Bir Dante ile kıyaslarlar Cervantes'i, ama inanın bana Dante'nin Cennet ve Cehennem'inden daha orijinal bir eserdir. Çünkü Cennet ve Cehennem İncil'den alınan metinlerle ya da kutsal kitaplardan alınan metinlerle doludur. Oysa Cervantes'in yazdığı eser son derece orijinaldir. Çünkü okumaktan aklını kaybeden bir adamı anlatmaktadır. Okumanın insanı nelere götüreceğini anlatmaktadır. Belki karakterimiz sonunda yenilecektir. Belki karakterimizin girdiği her serüven yenilgiyle ve trajik olarak sonuçlanacaktır. Ama yıllar sonra Beckett'in söylediği gibi bu yenilgi soyludur. Yenil, daha çok yenil, daha güzel yenil. Çünkü yenilmeyen insan insanlaşamaz. Evet arkadaşlar, bu hafta sizinle Miguel de Cervantes ve onun ölümsüz eseri Don Quixote konuştuk. Bir sonraki programımızda bir başka konuda görüşmek üzere, hoşça kalın.